Yıllarca önce sana gözlerini açmayı teklif etmişlerdi. Kabul etmemiştin. Bir dünyam var içimde benim. Bu dünyamı bozmayın. Benim yarattığım dünya çok daha güzel demiştin. Evet. 7 yaşımda çiçek hastalığından 2 gözlerimi kaybettim. Babam rahmetli bir saz bulmuş getirdi. İşte evvel malum köylerde radyo yok, gramofon yok. O andan bu ana kadar çalıp söylüyorum. Bilmiyorum ne haldeyim, geliyorum. Aşık 7 yaşında gözlerini kaybettiğine göre renkleri acaba nasıl canlandırır? Gözlerim açık olduğu zamanlarda kömürü görmüştüm. Siyah değil, onu tanıyorum. Fakat o gördüğüm gibi de şimdi içerimde canlanan, kafamdaki canlanan o siyahın bir insanların terbiyesiyle bir parlaklık meydana getirmiş. Ama siyah aslında, ama onda bir ziya, parlayan bir ışık gibi bir şey var. Kırmızıya gelince, kırmızı da babam rahmetli bir kafa kağıdı diye birisini getirdi, okuduyordu. Kırmızıyı o kağıdın üzerinde gördüm. O rengi de yani kan rengine benzediyorum. İnsan mıyım, mahluk muyum, ot muyum? Ekilir, biçilir, bir nebat mıyım? Eşyaya ve insana kendi dünyanda bir şekil veriyor musun? Veremiyorum. Sebebi ise Aşık Hüseyin şöyle demiş: İnsan kısım kısım, yer damar damar. İnsanların hepsi bir renkte, bir ölçüde değil ki, ona göre bir karara varayım. Ben öldükten sonra üzerimde otlar bitsin, çiçekler açsın. Taş kapadır, çimento kapadır, hiç kimse istifade edemez. Yalnız benim toprağım da milletime hizmet etsin. Oradaki biten otlardan koyun yesin, et olsun. Kuzu yesin, süt olsun. Arı yesin, arı götürsün, bal olsun. Ben orada taşın altında yatmakla bir istifadem yok. Düşüncem bu. Dost dost diyen cenicesine sarıldım. Dost dost diyen cenicesine sarıldım. Benim sadık yârim kara topraktır.